Hani ben olsam Zaysin yerine Lincoln yaparım ama Lincoln'ün son duruma bir bakarım. Bir iki maçta da oynatırım hazırlık maçında. Bunu yaparım. Zayis'in yerine Crespo'nun yerine çok net bir altı numara alırım. Bat şu yerine golcü alırım bir tane. Hani bu benim naçizane e, ön izlemem ifadesi olsun. Benim fikrim bu yönde. Şimdi Jayden Osterwold çok değerli bir oyuncu. Bundan 1-2 hafta kadar önce bir haber verdim. Hollanda milli takımı bu 21 yaşındaki Hollandalının e, takibini yapıyor. Çok ilginç. Hollanda'nın alt milli takımlarında hiç oynamamış bir kere bile. Yani U20, U15, U19. Ama şu anki seviyesi muazzam. O bölgede Hollanda milli takımında kim var şu anda sol bekte? Sol stoperde bilmiyorum ama Jayden eğer topla ilişkisini bu şekilde harika şekilde geliştirmeye devam ederse zaten o fiziği deparları bilmem ne e, oyun zekasıyla birlikte muazzam bir oyuncu olacak. Fenerbahçe ciddi paralar kazanacak. Hollanda milli takımı da devam ediyor. Tıpkı Şimanski'de olduğu gibi buradan haberini vereyim. Tıpkı Polonyalı Sebastian Şimanski'de olduğu gibi Hollandalı Jayden Osterwold'de de herhangi bir serbest kalma maddesi yok. Yani şu kadar paraya serbest kalır. Böyle bir şey yok. Shimanski'de de, Jaydan Osterwold de 3-4 yıl daha Fenerbahçe'nin topçusu ve bonservisini Fenerbahçe belirler. Herhangi bir serbest kalma bedeli bu iki oyuncunun da söz konusu değil. Fenerbahçe yatırımlı transferler yapmaya devam edecek ve bu noktada da kulüp alma çalışmalarını Ali Koç devam ettiriyor. Ne demişti Sayın Ali Koç? Bazı oyuncuları alıp kiralamamız lazım. Gittikleri takımlarda süre bulamıyorlar. Ne yapıyorsun? Sözleşmeyi yazıyorsun. Şu kadar oynatmak zorundasın. Ama onu bir şekilde deliyor. Sakattı bilmem neydi falan. Ne yapacak Fenerbahçe? Takım alacak. Gelen son haberler Makedonya'dan geldi. Kuzey Makedonya'dan Fenerbahçe'nin Vardar Skopje takımını almak istediği ifade ediliyor. Yine Jin Ho Jo ile Omar Fayet Koreli Jin Ho Jo... Mısırlı Omar Fayet iki genç oyuncuyu Fenerbahçe Novi Pazar'a kiralamıştı. Sırbistan Ligi'ndeki Boşnak takımı Novi Pazar'ı da Fenerbahçe'nin Ali Koç'un alabileceği söyleniyor. Böylece kendi kulübü kendi hocayı belirleyecek, yönetimi kendi atayacak, verecek işte. Diyecek ki bunu oynat, oynatacak. Dolayısıyla Vardar mı olur Kuzey Makedonya Ligi'nden, Novi Pazar mı olur? Sırbistan Ligi'nden Boşnak takımı. Boşnak takımı orada oynuyor. Bosna tarafında oynamıyor Bosna Ligi'nde. Ee, ama Fenerbahçe'nin yatırımlık oyuncularının, genç oyuncularını daha fazla süre almasını sağlamak için e, takım alma çalışmaları devam ediyor değerli arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Fenerbahçe'de bu noktada yine başarılar dileyelim. Bilal Eren 3 aylık üyelik rozetin geldi. Haydi sahaya grubundan. Jayden çok büyük paraları gidecek. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız ifadesini kullanmış Bilal Eren'e katıldaki desteği için çok çok teşekkür edelim değerli üyemize. Ve Mehmet Büyükekşi sonunda Beşiktaş stadını terk etmesiyle alakalı yaşananların ardından konuştu. Hürriyet gazetesinde Mehmet abiye spor müdürü Mehmet Arslan'a konuşmuş. Demiş ki maç içinde protestolar bir anda başladı. 30-40 kişi değil bir türbin başlıyor biri devam ediyor. 100 kişiye sorsanız yüzü de organize bir protesto olduğunu söyler. Ben de kalktım, terk ettim demiş. Bak sürekli diyor ki organize. Ya eğer Mehmet Büyükekşi futbolu şu kadarcık bilse bunun asla organize olmadığını, bunun bir tribün etkisi olduğunu bilirdi ve sürekli organize organize lafını kullanmazdı. Kardeşim tribünde bir grup tezahürata başlar. Hele bu Beşiktaş başkanıyla işte e, unsurlarıyla polemiğe girmiş olan sizseniz... ...sizi de tribünde görünce bu büyür. Bunun organizasyonla falan alakası yok. Bu tribündür ya. Ya Futbolu şu kadarcık bilse sayın Mehmet Büyükekşi... ...bunun organize bir şey olmadığını bilir. Tribünlerde doğaçlamadır bunlar. Tamam mı? Kaldı ki lale ortaya yapılan da... ...kendisine yapılan da yine yanlış. Tasvip edilecek hiçbir şey yok. Küfrün karşısındayız. Ama MHK başkanı bir hanımefendiye... ...lale ortaya edilen küfürler içinde keşke Sayın Mehmet Büyükekşi böyle bir tepki verseydi ama böyle bir tepki vermeyi tercih etmedi. Galatasaray'ın stadında lale ortaya edilen küfürler hepimiz videolarını izledik. PFDK'ya bile verilmedi Sayın Mehmet Büyükekşi. Çıkıp bir cümle bunun için söylediniz mi? Hadi deyin ki bize temsilci raporu gelmedi. Ya da deyin ki gerek görmedik. Ya da deyin ki biz küfür duymadık. Hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Lale ortaya edilen küfürleri de keşke böyle dik dursaydınız. Ki ona da yapılan yanlış, size de yapılan yanlış. Küfür kesinlikle reddettiğim bir şey. Ama organize bir şey yok ortada. burada orası tribün. Bir de tribünlerle bu kadar karşı karşıya gelmeyin Sayın Mehmet Büyükekşi. Futbolu bilmediğinizi biliyordum. Hiç bilmediğinizi bu kadar hiç bilmiyordum yani. Soru şu. Stadı terk etmeden önce Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladığınız yorumları yapıldı. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin cevabı şu. Olur mu öyle şey? Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim. Organize bu sayın başkan dedim. Parmak sallamadım diyor. Ya sayın başkan ya şöyle bir ifa şöyle bir durumunuz var. Yani ee, ben özür dilemenizi beklerdim. Siz sürekli suçlamışsınız ya. Ben Türkiye'de hiçbir futbol federasyonu başkanının bak Haluk Ulusoy neler yaşadı Fenerbahçe'yle. Birçok başkanlar kimsenin stadını bu şekilde terk etmedi. Ya da çıkın başarılar dilerim deyin çıkın. Bunlar böyle arkanızdaki yönetim kurulu ekibine hadi siz de gelin. Bir de böyle bir hareketiniz var. Hadi gelin diye. Hadi böyle yapıyorsunuz bak. Sonra burada da diyorsunuz ki benden sonra temsilciler kurulu başkanımız da çıktı. TFF yönetimindeki bütün arkadaşlar da çıktı diyorsunuz. Çıkmadı. Çıkın dediniz. Öyle çıktılar. Yani bu hareketin dışında bir de şöyle hadi bakalım. Hadi kalkın gelin gibi bir hareketiniz de var. Kendi yönetim kurulu üyelerinize. Onu da farklı anlatıyorsunuz. Sayın Mehmet Büyükekşi biz sizi ben sizi hakikaten çok farklı tanımışım ya. Gördüğümüzü bile farklı anlatıyorsunuz. O zaman Feridun Nideloğlu'nun Nihat Özdemir'e dayanarak yaptığı Nihat Özdemir yalanladı dediler ama Ali Koç diyor ki Sayın Başkan o bir yalanlama değil aslında diyor. Oradaki laflar doğru mu? Siz demek ki bu kadar asabi Galatasaray'ın aleyhine hataları olduğunda ortalığı ayağı mı kaldırıyorsunuz Feridun Nideloğlu'nun haberinde olduğu gibi? Ne oldu ya? Bir de böyle yapıyorsun. Hadi diğer arkanızdaki yöneticiler hadi diyorsunuz hadi böyle hadi. Anlatırken kendileri çıkmış gibi anlatıyorsunuz. Hayır. Hadi bakalım. Görüyoruz ya. Tam tersini anlatıyorsunuz bize. Beşiktaş buradan ceza alır mı? Normalde almaz. Çünkü UEFA'nın yetki alanı. Ha, federasyondan birileri bize küfür edildi. İşte görüntüler. Bu ülkenin federasyon başkanına Türkçe edildi. Bakın size tercüme ederim bilmem ne böyle bir dosya yaparlarsa alır ama böyle yapacaklarını zannetmiyorum yani. Yani UEFA'nın ama önümüzdeki günlerde belli olur yani. Çünkü UEFA'nın yetki alanı orası. Onu söyleyelim. Şu bugünkü maç, yarınki maç geçsin. Milli Arada şunu soracağım Sayın Mehmet Büyükekşi. Ve çok önemli donelerle soracağım. 1959 öncesindeki komisyon ne oldu? Komisyon kurulacağını açıkladınız. Hani nerede? Bir tane tarihçi, bir tane hukukçu, bir tane bilmem ne. Kimsenin adı geçmiyor komisyon için. Nerede bu çalışma? Sayın Ali Koç, siz de Kulüpler Birliği Başkanısınız. Soruyorsunuzdur bunu. Size de soracağım kusura bakmayın. Nerede komisyon abi? Hemen bugün kurulsun demiyoruz da 3 ay oldu. Bari komisyonun kurulmasına dönük çalışmalarla ilgili bizimle kamuoyuyla bir şey paylaşın ya. Kamuoyunu şey yani kamuoyunu bu kadar saf yerine koymayın yani. Bunları soracağız. Fenerbahçe ile ilgili güzel bir şey söyleyeyim. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi. İki tarafta Fenerbahçe 15 maçta 15 yaparken 1350 dakika sahada kalmış. Bu maçlarda 1350 dakikada sadece 14 dakika skor olarak geriye düşmüş. Gerisinde ya berabere ya önde. Muazzam bir şey ya. Allah nazardan saklasın. Bunlar önemli detaylar. Twitter'da paylaştım. Bir gurbetçi kardeşimizin Spartak Tırnava Fenerbahçe maçı öncesi Slovakya'da Tırnava şehrinde Fenerbahçelilerin coşkusunu gösterdiği video. Gurbetçi kardeşim maça gitmiş. Ana caddeye çıkan bir arayol var. Fenerbahçelilerin, 3-4 bin Fenerbahçelilerin ana caddedeki sesleri geliyor. Arkadan da kardeşim kamerayı açmış çekiyor. Buradan da sesi duyuluyor. Fenerbahçelerin sesi o ana caddeye yoldan arkadaşımız yaklaştıkça daha çok geliyor. Arkadaşımızın, gurbetçi kardeşimizin coşkusu da artıyor. Şöyle söylüyor. Ama öyle bir sesi titriyor ki kardeşimin videonun başında. Fenerbahçe geliyor vallah diyor. Bak ben onun kadar güzel söyleyemiyorum. Gurbetçi kardeşimin böyle sokağa doğru ilerlerken videonun başında Fenerbahçe geliyor vallah derken titreyen sesindeki aidiyeti, tutkuyu ömürlük Fenerbahçe mührünü, kalp sızısını, yürek ateşini, hasreti, umudu, coşkuyu herkes anlayamaz. Sonra sokağın başına geliyor, kamerayı döndürüyor. Abi gökyüzü kızıl. Fenerbahçelilerin yaktığı, yaklaşık 3-4 bin kişinin yaktığı meşale Spartak Tırnava ana meydanını kızıla boyamış. Yanıyor ortalık. Ve o anda tabi dilinden başka şeyler de dökülüyor da Orada grup şey diye bağırıyor bu sefer. İstanbul, İstanbul. Kardeşimiz de diyor ki, biz mesela ne diyoruz? İstanbul, bul. O İstanbul, o da başlıyor tezahürat yapmaya. İstanbul, İstanbul. Ama İstanbul'u o kadar güzel söylüyor ki gurbetçiler. Ben mesela artık İstanbul derken hoşuma gitmiyor. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum o lehçe şiveyle. İstanbul. Bul hafif üyle ile karışık e, o gurbetçi kardeşimizin İstanbul İstanbul derken Fenerbahçe geliyor vallah derken çektiği görüntüler o sesindeki titreme beni çok etkiledi. Twitter hesabımda da sizlerle paylaştığımı ifade etmek istiyorum sevgili dostlar gurbetçi dostlara da buradan selamlar GFB Europa'yı da bir kez daha kutluyorum. Sevgili Almanya'dan Michael Sucuoğlu selamlar olsun. Kuzenleri de maça gitmiş ama bana video atacaklardı. Michael Sucuoğlu atmadılar video bana. Tamam. Onu da söyleyeyim yani. Sana da yazdım. Atmadılar. Hadi bakalım. <laughs> Abi İsrail'de neler oluyor ya? Neler oluyor abi? Yok yok kapatıyorum pardon arkadaşlar yanlışlık açtım. Allah bizim ülkemizi, bizim milletimizi hep yüce eylesin. Ama bu öyle kolay olmuyor tabi. E, ahlaken de çok yüksek ahlak ahlakta olmamız lazım. ...toplumları ayakta ahlakları tutar. Ahlakları tutar. Biz çok yüce bir geçmişin mirasıyız. O bizim genlerimizde var. Ee, bizim için savaşta savaşta ölüme gitmek, düğüne gitmektir. Bunu yüreğinizde hissedersiniz. O böyle dar zamanlar geldiğinde. Ama Allah o günleri göstermesin. O günleri yaşamamak için de güçlü olmak lazım. Ordusuyla, toplumsal ahlakıyla, kardeşliğiyle ee, güçlü olmak lazım... Ee, onu da yine ifade edelim. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyelim. Akşam maçtan sonra görüşelim değerli dostlar. Herkese selamlar, sevgiler. Gurbetteki tüm dostlara selamlar olsun. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Fenerbahçe ile kalın. Hoşça kalın. İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul. <laughs> Gurbetçi kardeşim harika ya. O video izleyin. Twitter'ımda var. <laughs> İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul. <laughs> Samsun, Kara Sercan selamlar. Hoşçakalın.